Merhaba arkadaşlar, Biyoloğun Kuş Evi'ne hepiniz hoş geldiniz. Bugünkü konumuz muhabbet kuşlarında ve diğer kanatlı tüylerinde tüy döneminde yaşadığımız problemler. Bu problemleri nasıl atlatırız? Bununla alakalı size kısa bilgiler vermeye çalışacağım. Şimdi muhabbet kuşları biliyorsunuz mevsim geçişlerinde bir tüye girer arkadaşlar. Eski tüylerini döker, yeni tüy alırlar. Yani sonbahar, yazdan kışa girerken bir tüye girerler, kıştan da yaza girerken ayrı bir tüye girerler. Bu zamanlarda muhabbet kuşlarının vücut direnci düşer. Çünkü bir vücudundan mineral ve vitamin harcaması artmaya başlar. Bundan dolayı vücut direnci düşer, hastalıklara çok açıktır. Biz bu süreçte muhabbet kuşlarına yardım etmemiz gerekir. Nasıl yardım ederiz? Bununla alakalı size bilgiler vereceğim. Şimdi biraz daha yüzeysel bilgilerden ziyade, şimdi biliyorsunuz muhabbet kuşlarında 2,5-3 aylık oldukları zaman bir tüye girer arkadaşlar. Bu mevsim tüyü değildir. Yani mevsimsel bir tüy geçişi değildir. Bu bebeklik tüylerini atıp ergenlik tüylerini aldığı anlamına gelir. Yani o kafasındaki o çizgiler gitmeye başlar. Kafası sarı veya beyaz bir şekil almaya başlar. Vücut yapısı biraz daha erileşir tüylerden dolayı. Bir de 6-7 aylıkken bir tüye girer. Bu yetişkin tüyüdür arkadaşlar. O 6-7 aylıkken aldığı tüy tam anlamıyla yetişkin tüydür. Yetişkin olduktan sonra kuşlar mevsim değişikliğinde 6 ayda bir tüye girmeye başlar. Bu süre zarfında bizim onlara ne vermemiz lazım? Öncelikle vermemiz gereken arkadaşlar mineral. Mineral nedir? Özellikle içerisinde kalsiyum ve selenyum olan mineralleri kullanmamız gerekiyor. Neden bu mineralleri kullanmamız gerekiyor? Selenyum arkadaşlar kuşun tüy yapısını oluşturan esas minerallerden bir tanesidir. Mutlaka bu konuya dikkat gösterin. Her likit minerali de almayın. Ben özellikle Teknomin markasını tercih ediyorum. İçerisinde selenyum miktarı ne kadarmış bakalım. 50 miligram arkadaşlar litrede, benim için gayet yeterli. Bu normalde tavuklar için kullanılan bir likit mineral. Ama ben muhabbet kuşlarına da veriyorum. Çok da pahalı bir ilaç değil. Hani ilaç da değil aslında, bu gıda premixi. 30-40 lira civarı bir miktarı var. 1 litre bayağı da yeter size. Tek kuşu olanlar almayabilir. Ama çok kuşu olanlar, üretim yapanlar mutlaka ellerinde bulundurmalı. İkinci bir önemli, çok önemli olan noktamız arkadaşlar B vitamini kompleks. Benim kullandığım Berovit B12 kullanıyorum. Bunu da veterinerden alabilirsiniz. Önemli olan bunun bir de muadili var. Beforvel diye bir yine B vitamini kompleksi var arkadaşlar. İçerik olarak %100 aynıdır. Markaları biraz farklıdır. Bir de fiyatları biraz farklıdır. Ben Berovit kullanıyorum. Biraz daha pahalı bu diğerine nazaran. İçerisine ya da herhangi bir markanın da alabilirsiniz. Ama içerisine bakarsanız kotidamit ve de pentenol içeriklerini görmeniz lazım. Niye bunları görmeniz lazım arkadaşlar? Bunlar tüy kalitesini arttırıyor. Yani tüyün daha rahat çıkmasını sağlıyor. Bundan dolayı B vitamini olmazsa olmaz. Sürekli vermenize gerek yok. Tüy döneminde 2 günde bir verebilirsiniz sularına. Dilerseniz bu normalde şöyle göstereyim arkadaşlar. Bunun içinden şırıngayla çekiyoruz. İğne yoluyla da kuşa verebilirsiniz. Ayrıca biyotinden de bahsetmek istiyorum arkadaşlar size. Biyotin bir çeşit amino asittir arkadaşlar. Yani tam amino asit olmasa da amino asit türevi olarak kabul edilir. Biyotin de kanatlılarda tüy yapısına katılır. Nerede bulabilirsiniz bunu? Arkadaşlar soya ununda biyotin miktarı yüksektir. Efendime söyleyeyim, haşlanmış yumurtada, bakın yumurtanın çiğinde yoktur. Ama haşladıkça biyotin miktarı artmaya başlar. İyice haşlayın yumurtanızı, biyotin miktarı vardır. O yüzden haşlanmış yumurta da verebilirsiniz. Ama sadece biyotinle kuşu tüyden çıkartamazsınız. Bu iki ürüne de ihtiyacınız var arkadaşlar. Tabii bunları kullanırken aynı zamanda uygulamanız gereken şeyler var. Bir kere 2-3 günde bir kuşa banyo yaptırmanız lazım. Banyo niye önemlidir? Bir, banyo kuşun temizliği için önemlidir. İki, tüy döneminde kuşun derisinin yumuşaması alttan gelecek kökün, yani tüy tüpçüğünün rahat bir şekilde deriden çıkabilmesini sağlar. Bazı kuşlarda vardır, tüyünü döker ama tüyden çıkamaz. Ama üzerine fıs fıs attığınız zaman, o deri yumuşadığı zaman o çıkamayan şey gibi düşünün. 20'lik diş gibi düşünün. Dipten çıkamıyor, ağrı yapıyor. Doktora gidiyorsunuz, orayı yarıyor,
dişi rahatlatıyor. Böyle düşünün. 2-3 günde bir en kötü banyo verin. Banyo verirseniz dediğim gibi daha rahat tüyden çıkacaktır. İlerleyen videolarımızda kuşlarda banyo nasıl yapılır? Banyo yapmayan kuşları nasıl yıkarız? Bununla alakalı da bir video çekeceğiz size. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.